Bir ihbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır'dan gelen 21DU093 plakalı Fiat Doblo aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri Bursa'ya doğru hareket eden şüpheli aracı Şehitler Köyü mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Bursa Valisi Şehabettin Harput, "Bu tür eylemler tek başına münferit olarak yapılmaz. Gözaltındaki kişinin işbirliği yaptığı kişiler araştırılıyor. Hedefin neresi olduğu konusu netlik kazanmadı," diye konuştu. Bir ihbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır'dan gelen 21DU093 plakalı Fiat Doblo aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri Bursa'ya doğru hareket eden şüpheli aracı İnegöl Şehitler Köyü mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda durdurarak arama yaptı. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FG yönetimindeki ilçemizden Bursa'ya seyir halindeki 21DU093 plakalı Doblo marka aracı benzin istasyonunda durdurdu. Bölücü örgüt tarafından büyük şehirlerde bombalama eylemlerinde kullanılmak üzere gönderildiği değerlendirilen patlayıcılar, düzenek ve kumanda ile silah, aracın arka döşemesinde zulalanmış halde Zena isimli köpek tarafından tespit edildi. Olay yerine hemen uzman bomba ekibi sevk edilerek bombalar etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmada 4 kilogram 130 gram C3 plastik patlayıcı, 2 kilogram 580 gram C4 plastik patlayıcı, 2 kilogram 100 gram TNT, 2 kilogram parça tesisini artırmak için kullanılan bilye ele geçirildi. Ayrıca 1 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 8 adet el bombası, çok sayıda fişek ve el bombası fünyesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü FG'nin bağlantılarını tespit edilmeye çalışıldığı, savcılığın bir gün ek gözetim süresi vereceği öğrenildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte pilleri takılı halde 2 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği de ele geçirildi. Öte yandan ele geçen malzemelerin hedefinin neresi olduğu konusunda araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Yakalanan zanlının bağlantılarının araştırıldığı, zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.